Herkese tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Yanımda şöyle Glambeer paketlerim. Burada da şöyle göstereyim. Watsons'tan, Misha'dan ve Justin Beauty'den yaptığım alışverişler var. Bütün hepsini size göstereceğim. Birazcık giyim kuşam, birazcık cilt bakımı, birazcık makyaj. Hepsi olacak içinde. Şimdi bunları bırakalım. Sırasıyla açmaya başlayalım. Hatta videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar, sanki son zamanlarda birazcık beğenilerimiz, yani like'larımız biraz düştü gibi geliyor bana. Bilmiyorum, belki içinizden fark edenleriniz de olmuştur. O yüzden videoya geçmeden önce lütfen like tuşuna basarsanız ve hatta yorum atarsanız çok sevinirim. Başlayalım. Bunun da sanki biraz sıcak olacak anlatması ama giydik bir kere. İlk olarak şöyle Justin Beauty cilt bakım alışverişimle başlıyorum. Hemen başlayalım. İlk önce ne almışım? İlk olarak Real Barrier markasından bir tonik aldım. Extreme Essence Tonic. Bu tonik gibi sıvı formda bir tonik değil. Daha böyle esans yoğunluğunda. Şimdi şöyle, benim cildim, artık defalarca kez söyledim. Beni bilenler mutlaka biliyordur. Kuru. Hatta çok kuru bir cildim var. Şu an hali hazırda kullandığım bir tonik vardı. Fakat nemlendirme özellikle bir tonik olmadığı için cildime çok iyi gelmiyordu. Benim özellikle kışa girdiğimiz şu mevsimlerde cildimi daha da fazla nemlendirmem gerekiyor. Bu tonik de gerçekten içeriği çok çok güzel olan çok nazik bir tonik. Eğer hassas ciltliyseniz de bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. İçerisinde 5 farklı moleküler ağırlığında hyaluronik asit içeriyor. Tabi bu da cildi gerçekten çok iyi bir şekilde neme doyuruyor. Aynı zamanda böyle cildi rahatlatıcı, yatıştırıcı etkileri, o tarz içerikleri de var. Burada gösterdiğim ürünleri birer ya da ikişer kez kullandım, deneyimledim bu videoyu çekene kadar. Son gelen paketim buydu zaten. Dün geldi bu kargom. Akşam rutinimde ve bugün sabah rutinimde kullandım. Ben nasıl kullandım? Tam bir Kore uygulamasıyla avucumun içerisine döktüm ve pıt 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 tampon hareketlerle yüzüme yedirdim. Şu an için gerçekten memnunum ama tabii bir kere iki kere kullanmakla hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin, ilerleyen zamanlarda zaten vlogların arasında cilt bakım rutinlerimi de paylaşıyorum, biliyorsunuz. Etkilerini size haber veririm tekrar. Şöyle bir el kremi aldım. Mizon markasının Snail Hand & Foot Cream. Hayatımda gerçekten kullandığım en büyük el kremi diyebilirim. 100 ml bu. Bu gerçekten çok çok uygun bir fiyata geliyordu. 19 bilmem kaç küsur bir şeydi. İndirimden aldım bunların hepsini. Zaten normalde de çok pahalı değildi aslında bu krem ama indirimde de görmüşken gerçekten kaçırmak istemedim. Bir tane bu el kremini aldım. Özellikle kış geliyor. Kışın zaten cilt kurur, eller kurur. Şu dönemlerde çok fazla biliyorum dezenfektan kullanıyoruz, ellerimizi yıkıyoruz. İşte o yüzden aslında sadece cilt değil, elleri de, yani bütün vücudu ve aynı zamanda elleri de çok iyi nemlendiriyor olmamız gerekiyor. O yüzden bu kremi aldım, hatta süreceğim. Bir kremde en çok dikkat edilen şey yağlı bir his bırakmaması. Yağlı ve yapış yapış bir his bırakmaması. Genelde ben dahil pek çok insan bu histen hoşlanmıyor. Bu krem hiç öyle değil. Sürdükten sonra böyle çok güzel kadife gibi bir his bırakıyor. Ama hemen emiliyor. Asla cilt yüzeyinde kalmıyor yani. Ve çok güzel nemlendiriyor. Yani bir el kreminden beklentiniz neyse karşılar diye tahmin ediyorum. Bir tane de nemlendirici krem aldım. Benim cilt bakım rutinimde en çok biten şey nemlendirici krem. Çünkü çok kuru ciltliyim. Cildimi çok iyi nemlendirmem gerekiyor. Kendime yine hazır indirim varken Cosrx'in bu nemlendirici kremini aldım. Cosrx markasını ben çok seviyorum bu arada. Şu an hali hazırda Cosrx'in temizleme jelini kullanıyorum. Ondan da çok memnunum zaten. Başka videolarım var. Onu göstermiştim. Bu nemlendirici kreme bayıldım. Dün akşam kullandım, zaten inanamadım. Sabah yüzümü yıkadığımda bile hala nemlendirici krem yüzümde vardı. Yüzüm hala yumuşacık ve nemliydi. Ya inanamadım. Gerçekten inanamadım. Bu sabah da kullandım. Hala yüzüm nemli. Yoğun bir yapısı var. Bilmiyorum ya, yağlı ciltler bu kremi sever mi? Şöyle göstermem gerekirse, jel bir krem değil. Benim cildim kuru olduğu için jel kremler bana pek yeterli gelmiyor. Nemlendirmesi yeterli gelmiyor yani. Bunun içerisinde yine işte kaç, 3 farklı mı, 5 farklı mı hyaluronik asit vardı yani. Ben hayatımda ilk kez cildime bir nemlendirici kremin nemlendirdiğine şahit oluyorum. Yani bu ürünü kullanana kadar nemlendirici kremleri nemlendiriyor sanıyordum ama bu üründen sonra yani yok. Gerçekten ben normalde nemlendirici kremi sürerdim. Onu sürüp yedirdikten sonra bir kez daha süresim gelirdi. Normal nemlendirici kremi nasıl kullanıyorsam dün aynı miktarda, aynı oranda bundan sürdüm. Ve inanılmaz yani, yediriyorum yediriyorum bitmiyor. Aşırı çok geldi. Normal
ama sürdüğünüz krem miktarının yarısı kadar sürmeniz bu üründe yeterli oluyor. Ayrıca 100 ml'lik bir ürün. Benim kremlerim genelde 40 ml'de. Ben bunu indirimden 150 küsur bir fiyata aldım. Aslında düşününce uygun fiyata da denk geliyor bir nevi benim için en azından. Çünkü ben 40 ml'lik ürünlere 70 lira, 80 lira falan veriyordum. Ve çok çabuk bitiyordu. Bu 100 ml ayrıca normal kullandığım kremden çok çok daha az miktarda kullanmam yeterli oluyor nemlendirmek için. O yüzden elimde sanırım beni bir tık daha uzun süre idare edecek bir kreme benziyor. Bayıldım. Tek elimle bu kreme bayıldım. Benim gibi çok çok kuru bir cildiniz varsa, o kadar kuru değil ama kışın çok kuruyor diyorsanız bu kreme bakabilirsiniz. Bir şans verebilirsiniz. Çok memnun kaldım. Bir tane şöyle yaprak maske aldım. Yaprak maskelere zaten bayılıyorum. Mizo'nun yaprak maskeleri de benim indirimlerde böyle denk geldikçe aldığım, evde stokladığım maskelerden. Mizo'nun pek çok yaprak maskesini kullandım. Fakat bu arı sütü içeren cilt maskesini hiç kullanmamıştım. O yüzden bir tane de bundan attım sepete denemek için. Bilmiyorum ama sanki diğerlerinden daha çok sevecekmişim gibi geliyor bu maskeyi. O yüzden bu haftaki ilk yaprak maskeli cilt bakım rutinimde bu maskeyi kullanacağım. En büyük kutu, en büyük paket bu ama içinde en az şey olan da bu. Kocaman bir pakete koymuşlar. Bundan bir bahsedelim. Vansız'dan 3 tane şey aldım ama bu indirimde almadım bunları. Daha önce aldım. Hatta aldıklarımdan bir tanesi indirime girdi ben aldıktan sonra. Olsun. Bir tane şöyle. Bukle belirginleştirici saç kremi aldım. Buklelerin mi var Ayşe'de buklelerini belirginleştiriyorsun diyebilirsiniz. Bu durulanmayan bir saç kremi ama ben şu mantıkla aldım. Benim genelde duştan sonra saçlarım dümdüz hemen şekil almıyor. Ben bir şekilde düzleştiriciyle saçlarıma şekil veriyorum. Ama bazen düzleştirici kullanmak istemiyorum. Ben de dedim ki işte düzleştirici kullanmak istemediğim zamanlarda bununla saçlarıma şöyle aşağıdan şekil verebilirim. En azından saçlarım birazcık daha dalgalı görünür. Çünkü kıvırcık değil. Dalgalı ve kıvırcık saçlar için yazıyordu. Aynı zamanda sanırım bunun içerisinde SLS, silikon falan gibi şeyler de içermiyor. O yüzden bir tane bu saç kreminden aldım. Bir tane de yine şöyle Otacı'nın bir saç şekillendiricisini aldım. Bu bitkisel saç şekillendiricisiymiş. Paraben, silikon, alkol, boyar madde, hayvansal madde yok içerisinde. Provitamin B5, civan perçemi özü, ısırgan özü, papatya özü gibi içerikler içeriyormuş. Ya bunu da neden aldım? Dediğim gibi saçlarımı düzleştirmek istemediğim zamanlarda bazen saçlarımın benim bu üstleri elektrikleniyor. En azından dedim hemen şekil vererek o elektriğini alabilirim diye. Bir de bunu aldım. Bir de şöyle bir ağda kalemi aldım. Bu ürünle ilgili hiç iyi yorum okumadım internette ama gene de aldım. Madem okumadın niye aldın derseniz eğer. Yorumların çoğu şu yöndeydi. Yani daha doğrusu kötü yorumlar şu yüzden kötüydü. Ürün ısıtılmayan bir ürün. Yani üstünde de öyle yazıyor. Isıtma gerekmez yazıyor. Fakat süren çoğu kişi şöyle bu arada bu ürün. Ucunda şöyle bir aparat var küçük. Buradan çeviriyorsunuz ve sürüyorsunuz. Hiç sürmedim bu arada. Hiç kullanmadım yani. Videolarda izlediğim kadar. Fakat süren herkesin artık neresine sürüyorlarsa böyle katı katı geliyor. Ve haliyle de katı katı geldiği için her bölgeye yerleşmiyor ve kolaylıkla alınmıyor tüyler. Tabii insanlar beğenmemiş. Ben neden aldım? Belki dedim ağda bantlarını da ben nasıl kullanıyorum biliyor musunuz? Bildiğimiz ağda bantları. Onlar da hani deniliyor ya üstünde elinizle ısıtın ve kullanın diye. Ben hiçbir ağda bant elimle ısıttıktan sonra harika bir şekilde açıldığını görmedim. Hala bir serttir. Ben genelde o ağda bantlarını şöyle kullanıyorum. Bir saç kurutma makinesiyle önce bir ısıtıyorum ve ondan sonra açıp kullanıyorum. Dedim ki bunu da belki öyle yaparsam işe yarayabilir. İlk fırsatta deneyeceğim. Saç kurutma makinesiyle birazcık ısıtmayı planlıyorum. İçindeki haznedeki daha doğrusu ağda birazcık daha yumuşayabilir ve ondan sonra çok daha rahat bir şekilde buradan akabilir. Deneyeceğim. Denedikten sonra mutlaka sizinle de paylaşırım yorumlarımı. Ne yapalım? Mişayla devam etmeden önce şu Pull&Bear'lara geçelim mi? Pull&Bear'dan arkadaşlar iki tane bot aldım. Botlardan bir tanesi bu. Ama bu bot iadeye gidiyor. İadeye gitmesinin iki sebebi var. Bir tanesi komik gerçekten söyleyeceğim şimdi. Bu botun ilk iadeye gitme sebebi sevmedim. Şöyle sevmedim. Ben botu birazcık daha açıkçası bej bekliyordum. Ama bot bildiğiniz bembeyaz geldi. Gerçekten bu kadar beyaz botları ben sevmiyorum. Ben size bunları gösteriyorum. Çünkü sitelerindeki fotoğraflar stüdyo çekimi olduğu için insan gerçekten nasıl durduğunu merak ediyor. Almayı düşünenleriniz varsa işte arkadaşlar gerçekten böyle duruyor. İki tane bağcıkla geliyor bu arada ürün. Bu güzel bir şey aslında. Bir tane siyah, bir tane de beyaz bağcığı var. Ve şu an indirimde mi bilmiyorum ama çok uzun zamandır indirimdeydi bu botlar.
Bu arada ürünlerin hepsinin linkini aşağı açıklama kutucuğuna teker teker bırakacağım. Bakabilirsiniz. 399.95'ten 279.95'e düşmüş bu botlar. Beyaz bağcıkla bir tık yine gideri, bir tık oluru var. Ama siyah bağcıkla hiç yok. Bir diğer iade sebebimse, yani bu botları beğenseydim, bayılsaydım bile iadeye gidecekmiş arkadaşlar. Çünkü 1.36-1.37 numara. Bakın yakından göstereyim size. Şu 36 numara, şu 37 numara. Yani demem o ki internetten alışveriş yaptığınızda, ayakkabı alışverişi yaptığınızda özellikle numaralarını kontrol edin. Yani beğenirsiniz, iade etmezsiniz ve iade süreniz de dolar. Ve bu esnada botu hala giymemiş, ayakkabıyı hala giymemiş olursanız bir gün giydiğinizde ikisinin farklı numara olduğunu fark edebilirsiniz. O yüzden mutlaka kontrol edin. Bu dediğim gibi beğenseydim de beğenmeseydim de zaten iadeye gidecekmiş. Gelelim diğerine. Şimdi arkadaşlar bu botta sizin yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen yazın, aşağıya yorumlarınızı bekleyin. Bu bot konusunda kararsızım. İade edeyim mi, etmeyeyim mi? Çünkü aldığımdan beri böylece duruyor botlar. Güzel, sevdim. En azından rengi siyah. Siyah bir botu, özellikle böyle klasik siyah bir botu her zaman bir şekilde her şeyle giyebilirsiniz. Yani kurtarıcı bir bot. Ama bu botta da benim kafamı karıştıran şey çok siyah olması. Yani beyaz olmasın elbette ama en azından şu dikişleri farklı bir renk olabilirdi. Kahverengi olabilirdi, sarımsı olabilirdi. Ama en azından orada bir renk geçişi yaratırdı diye düşünüyorum. Bu şekilde bot gözüme o kadar simsiyah geliyor ki, simsiyah yani, ve bu kadar simsiyah olması da bana birazcık asker postallarını anımsatıyor açıkçası. Bilmiyorum, bir yanım yani siyah bir bot işte her şeyle olabilir diyor ama diğer yanım da diyor ki güzel değil. Wow, çok güzel olmadım bu botları görünce de, ama yine de bilmiyorum. Dediğim gibi bu botlar konusunda çok kararsızım. Lütfen aşağıya yorumlarınızı yazar mısınız? Sizce ne yapmalıyım? Diğerlerini iadeye götürünce bunu da mı götüreyim? Yoksa kalsın mı bu? Sizin fikirlerinize ihtiyacım var. Yazın lütfen aşağı. Bunların ikisi 37 numara bu arada. Öyle bir sıkıntı yok. Rahat da botlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Belki almak isteyenleriniz, beğenenleriniz vardır. Kalıpları tam. Yani kaç numara giyiyorsunuz o numarayı alabilirsiniz. Bir diğer alışverişim buydu. Yorumlarınızı bekliyorum. Ne yapayım? Gitsin mi? Kalsın mı? Bu benim aldıklarımın içerisinde en tatlış paketlerden bir tanesi. Misha alışverişim. Misha'dan da çok güzel şeyler aldım. Bu sefer sadece cilt bakımı odaklı bir alışveriş değil, makyaj da var içerisinde. Şöyle ilk olarak şunlarla başlayayım. Bu waffle pufflardan aldım. Şu şekilde böyle süngerler. İşte kapatıcıyı uygulamak için, fondöteni uygulamak için falan. Kullandım bu arada, zaten belli oluyor. Ya bilmiyorum, henüz alışmadığım için sanırım. Çünkü makyaj süngerine o kadar çok alışmışım ki. Bana birazcık kullanımı zor geldi. Şöyle zor geldi. Aslında ben kullanımı kolaydır diye aldım. Uçları çok sivri olduğu için böyle çizikler atar gibi oldu ve sürekli o çizilen yerlerin üstünden tekrar düzeltmek için geçmek zorunda kaldım ve birazcık açıkçası zorlandım. Kullanmaya devam edeceğim elbette. Elim alıştıktan sonra belki makyaj süngerinden daha fazla tercih ettiğim bir şey olabilir. Ondan sonra devam edelim. Bir tane makyaj bazı aldım. Bu makyaj bazının ismi 101 Glow. Çok parlak bir makyaj bazı. Bugün bunu kullandım zaten. Zaten fark ediyor musunuz bilmiyorum ama yüzüm bir ışıl ışıl. Yani az önce gösterdiğim nemlendirici krem cildimi çok güzel nemlendirdi. Bu çok güzel bir ışıltı kattı ve bunu gerçekten beğendim. Böyle küçük boyda olması da açıkçası benim hoşuma gitti. Çünkü her makyaj çantasına kolaylıkla girebilecek boyutta bir ürün. Onun dışında bu meşhur allıklardan ben de aldım. Apio markasının, bu Misha'da satılan bir marka. Onun bu allıkları şöyle gösterirsem hemen tanıyacaksınız bence. Bu oje şeklinde olan allıklar çok güzel. Gerçekten anlatıldığı kadar güzelmiş. Öncelikle bu renk nedir? Ve ben bu rengi bu kadar seven biri olarak, ki ojelerimi görüyorsunuz, beni bilen biliyor, bu ojeler benim gerçekten en sevdiğim oje. Nasıl tutturabilmişim bu kadar? Yani gerçekten şahane. Bu renklere ben bayılıyorum arkadaşlar. Benim zaten cilt alt tonum pembe. O yüzden sıcak renklerden ziyade bu tarz renkler bana daha fazla yakışıyor. Yüzümde şu an bu var ama çok çok az uyguladım. Ürün böyle bu arada. Yüzünüze hemen pıt pıt koyuyorsunuz. İster elinizle ister süngerinizle yedirebiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde dağılıyor. Ve gerçekten allık allık durmuyor. Sanki yüzünüzün bir parçasıymış gibi duruyor. PK03 benimkinin rengi. Zaten aşağıya bırakacağım linki de, orada da bulabilirsiniz. Ayrıca şişesi de çok güzel. Yani böyle bir şişede olması ve şişesinin hafif buğulu bir cam olması da çok güzel.
Bir tane Kirschen fondöten, bir tane de normal fondöten aldım arkadaşlar. Neden iki tane fondöten aldım? Çünkü elimde hiç fondötenim yok. Sıfır. Bütün bir yazı BB kremle geçirdim. Zaten bütün bir yaz, yani çok fazla makyaj da yapmadım. İnanın bana dışarı çıkarken maske falan takıyorum. O yüzden bir kapatıcı sürüyorum sadece. Böyle aman aman makyajlar yapmıyorum. Makyajı genelde size video çekeceğim zamanlarda yapıyorum. Vloglarda da yapmıyorum. Yani bu şekilde video çekiyorsam eğer makyaj yapıyorum. Ama yine de elimde bir fondöten olmasını artık istedim. İkisinin amacı birbirinden çok farklı. Yani aslında amacı aynı da ikisinin yapısı, işte kullanım şekli falan çok farklı demek istedim aslında. Bir tanesi bu fondöten. Bu ne kadar güzel bir şişedir. Yani hayatımda gördüğüm en güzel şişelerden biri. Ne var bunda derseniz eğer, bir şey yok. Zaten ben makyaj malzemelerinde böyle minimal görünümleri daha çok seviyorum. Yani renkli paketlemelerdense, o renkli cafcaflı ambalajlardansa ben böyle minimal ambalajları çok daha fazla seviyorum. Birincisi, ürün küçücük. Küçücük ama 40 gram. Yani bu sizi yanıltmasın. Ürün küçücük diye içerisinde az ürün var sanmayın. Gerçekten pek çok fondötenle aslında aynı gramaja sahip. Fakat çok daha küçük bir pakette. Bu bence çok daha güzel bir şey. Asla yer kaplamıyor. Benim için bu önemli çünkü gerçekten. Yani küçük bir makyaj çantası kullansanız bile hemen içerisine rahatlıkla sığabilecek bir boyutta. İkincisi cam değil ama böyle tam bir plastik de değil de biz onu plastik diyelim yine. Şu an yüzümde bu fondöten var. Şu an yüzümde gerçekten aldığım her şey yüzüme sürmüşüm bu arada bugün. Bence çok güzel. Ben çok beğendim şahsen. Yüzüm son derece sağlıklı ve son derece parlak görünmüyor mu? Bir tek bundan değil ama bütün bunların kombinasyonu bence çok güzel oldu. Yani üstüne bu fondöten de gelince bence gayet başarılı oldu. Sağlıklı duruyor en azından. Fondöten fondöten durmuyor. Bakın onu ben çok sevdim. Ben çünkü çok ağır, katman bir fondöten sevmiyordum. O yüzden uzun zamandır BB krem kullanıyordum zaten. Bu fondöteni fırçayla sürmüş olmama rağmen son derece aslında ince bir yapıda ve son derece yok gibi göründü yüzümde. Bir makyaj süngeriyle kullansaydım çok daha ince sürülürdü gibi geliyor bana. O yüzden ben bu ürünü çok sevdim arkadaşlar. Bir tane de Kirschen fondöten aldım. Çok güzel. Ya çok güzel. Şöyle. Tadam. Yani buradan ürünü çok da göstermeme gerek yok. Çünkü anlaşılacak bir şey yok. Böyle pıt 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 sürüyorsunuz. Ben bunu neden aldım? Çünkü her zaman işte makyaj süngerimi alayım, makyaj fırçamı alayım, geçeyim ayna karşısına işte fondötenimi süreyim gibi bir halde olmayabilirim. Olmayabiliyoruz. Bazen gerçekten tek bir ürünle, yani tek bunu taşıyarak fondöten sürebileyim diye aldım açıkçası. Hem Kirschen fondötenler yüzü çok daha güzel oturuyor, çok daha güzel yerleşiyor. Sanki böyle yüzde daha yokmuş gibi ve daha nemlendirici sürülmüş gibi duruyor. Böyle ıslak bir bitişli duruyor. O yüzden çok seviyorum. Bir de dediğim gibi, diyelim bunu çantanıza attınız, fondöten sürmeniz gerekiyor. Açıyorsunuz hemen, çıkarıyorsunuz paketinden, pıt 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 sürdünüz, bitti gitti. Bakın bir tek bunu yanınızda taşıyarak ten makyajınızı yapabiliyorsunuz. Hatta kapatıcınızı da bunun içindeki bu süngerle, yine ekstra bir fırça taşımanıza gerek yok. Hemen göz altlarınızı da bununla kapatabilirsiniz. Birazcık daha aynı zamanda pratik diye aldım. Şöyle bir adet gece maskesi aldım. Uyku maskesi. Aloe vera içeren nemlendirici uyku maskesi. Bu maskeler zaten Misha'dan çok meşhur. Kullananı çok seviyor. Bunun incili bir maskesi vardı. Onu ben aslında çoktandır istiyorum ama stoklarda hiçbir zaman olmuyor. İndirimde de yoktu tabii ki. O yüzden ben bir tane böyle aloe veralı bu maskeden aldım. Bunu denemedim ama bu akşam denemeyi düşünüyorum. Bir tane şöyle kaş usturalarından aldım. Ama bu konuda da sizin yardımınıza ihtiyacım var. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bilenler, kullananlar lütfen yazabilir mi? Bunlarla böyle yüzünüzde şekil vermek istediğiniz yerleri alabiliyorsunuz. Ben yine nerede kullanmak istiyorum? Kaşımın hafif bu köşelerinde şekil vermek istediğim yerlere kullanırım diye aldım. Ama sor bakalım cesaret edip kullanabildin mi diye. Kullanamadım. Yabancı videoları da izledim. Türklerin videolarını da izledim. Video çekenlerin, bunu uygulayanların neredeyse tamamı, hormonal bir probleminiz yoksa geriye çıkan kıllarınız asla sert ve kalın olmaz. Eski kıllarınız nasılsa yeni çıkanlar da yine aynı şekilde çıkar diyorlar. Fakat ben videoların altındaki yorumları okuduğumda bir kişi bile buna katılmıyor. Kullananlar çoğunlukla işte benim hormonal problemim yoktu ama sakın kullanmayın, inanılmaz kötü çıktı, inanılmaz sert çıktı, kıl gibi değildi falan filan, anladınız siz. Çok fazla böyle yorum gördüm ve inanın kullanmaya korkuyorum. O yüzden sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kullananlarınız ya da yakın çevrenizde kullandığına şahit olduğunuz birileri var mı ve sonuçlar nasıldı? Ben kullanmayacağım şu
zaman da sizin yorumlarınızı bekliyorum. Cesaret edebilirsem eğer kullanırım ondan sonra ama şu an kullanamadım. Evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım içlerinde sizin de beğendiğiniz, işinize yarayan şeyler çıkar. Aşağıda linkler olacak. Açıklama kısmını genişleterek o linklerden bakabilirsiniz ürünlere. Bu arada az önce dediğim gibi like'larımız çok düştü arkadaşlar. Ben birazcık üzülüyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz özellikle like tuşuna yani beğen tuşuna basarsanız çok çok sevinirim. Ayrıca sorduğum sorularla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum lütfen. Özellikle ayakkabı ve şu kaş usturası ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.